burada çalışamam mı? Dur bir açalım videomuzu. Aç aç. Evet, nereye açıyoruz? Sen aç. Ben bilmem. Açın bize kanalıma hoş geldin. Benim kanalım değil ki, senin kanalın. Dedi de kanalıma hoş geldiniz de. Demem öyle saçma bir şey ya, ne diyeyim? Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese yeniden merhaba. Mona'ya. Bir senedir video çekmiyordum. Bir sene sonra tekrardan video çekmeye şu an başlıyoruz. Ya anlatır mısın ne yaptığımızı? Ne yapıyoruz? Patatesli, sosisli. Ne soslu? Çipotle. Çipotle soslu. Lavaş dürüm. Nereden? Muhteşem tarifi. YouTube'da gezinirken. Kimden? Ve canımız ya. Evet, bugün gerçekten onu izledik. Ay mutfağım çok pis gözüküyor. Annem çok kısacak, neyse. Bugün gerçekten bunu izledik. Ve yapmaya karar verdik. Bunu niye aldım? Çünkü o babası. Hep tüyleri tek babasının aşkı o. O olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Hadi şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle çırak. Bunları bu kadar mı patates? Evet, çırağım. Onları soğuk bozlu suya. Bu kadar acı mı patates bu? Bir 5 kere daha sorsam saçmalama. Onu lavaşın arasına koyacağız. Yanında da servis edeceğiz. Hayır, meclis. Etmez. Ay ya zaten bir tanesini bile bitiremeyeceksin. Ben bunu bitiremedim deyip bana vereceksin. Pekala. Bunu şimdi ben suya koyacağım. Bozlu suya. Ya da çok soğuk suya. Babacım bir durur musun? Ben bu videoda kendimi asistan ilan ettim. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Sadece konuşacağım ve ne yapılması gerektiğini anlatacağım. Talimatlar vereceğim. Derken? Evet, böyle bir görev verdim kendi kendime. Lavaşla iç. Ben birazcık konuşayım. Şimdi yaptığımız şeyi bence tam olarak anlatamadık. Hiç bunun anlatmadık ki. Evet, bunun aslında bir ismi yok. Bir sürü yer videoları izliyorduk için izlerken. Evet, orada bir tane tarif gördük. Neyse, sonra tabii ki de böyle canımız çekti. Dedik ki gidelim biz bunu evde yapalım. Ya onu yapacaktık ya da ne oluyor yağının yaptığı pizzalardan deneyecektik. Evet, onları da daha sonra deneriz. Ben dedim bırak dedim, marketteki fiyatları gördüm dedim. Gel dedim yemek yiyelim dedim. Macerada tuttu tabii ki. Ama sonra kabul edilmedi bu önerim. Kendimiz yapacakmışız. Sen de nasıl dönüyorsun? O ayrılmıyor zaten sen orada. Evet. Aldık böyle malzemelerimizi. Geldik eve, yapmaya başladık. Şimdi ilk olarak patateslerimize buzlu suya koyduk. Çünkü nişastasını sağlayacakmış. Değil mi anneciğim? Onlar beklerken çedar peyniriyle normal kaşarı rendeliyor şu anda. İbrahim. İsmini söylemek çok garip geldi. Şu an hiç söylememişim galiba. Sonra ne yapacağız? Anlasana aşkım birazcık. Sonra tavada işte önce lavaşları peynirleri arasına koyup sonra sosislerle uğraşacağız. Tabi o sırada patatesleri pişireceğiz. Hepsini bir araya getireceğiz onu. Hayır, şimdi ilk şey yapalım. Annesim tezgahı ayak. Videomuz kesinti bu arada. Canım abim aradı. Bize çok destekledi. Dedi ki niye bu kadar zor bir şeyden başladınız? Yemeği senin yapman gerekmiyor muydu dedi. Öyle söyledi. Ben dedim ki ben de sesim. Yemeği yapan kişi orada. Ben. Tamam, şimdi bu patatesleri ne yapacağız biliyor musun? Süzeceğiz. Süzeceğiz ama daha buzlar bile erimiyor. Ya buzların erimesi önemli olan değil zaten, durması önemli. Ama buzlarımız boşa mı gitsin aşkım? Tamam, en macer sensin, tamam. Şimdi senin en sevdiğin şeyi çıkartacağım. Tabii yapacağız, bakalım ne soğuk. Ya adam akıllı bez çıkartsın. Bakın, bu bir mutfakta olması en çok gereken şey. Kurutma şeyi. Nerede bu? Hiç yok. Hiç galiba. Aşkım sen bana beni sabit etmiş olabilir misin?
Ya işim gücüm yok ki de ben onunla mı uğraşacağım? Bunu dün kullanmıştık, ben yıkamamışım. O yüzden şimdi bunu kullanamayacağız ama bu en çok gereken şey bu. Onun yerine bezle kurutabiliriz. Şimdi olmadığı için çok ilkel yöntemler kullanacağım. Ya diğeri çünkü şeydi, çok moderndi. Şimdi o patatesler böyle bir süzülsün, sonra onları peçeteyle kurulayacağım. Süzülüm gerçekten bu kadar patates. Aşkım ben söylemiştim. 3 tane patates var burada. Ben söylemiştim. Bu kadar yağı da bütün kaç litreye? 3 litre yağ koymuşsun. 2 tane patatesi 2 litre yağ. Biz böyle patates başına litre yağ kullanıyoruz tamam, arkadaşlar. Tamam getir keselim ben. Tamam biz şimdi ben burayı bir kapatıyorum. Biz hemen bir patatesleri kızartıyoruz. Sonra geri geliyoruz. Tamam mı? Tencere ucağı ekliyorum. Anneciğim. Videoyu izlerseniz ben de özür diliyorum. Biliyorum bizim evde kızartma asla yapılmıyor. Bu adam beni bulaşacak. Tabii güzel yıktım. Nasıl olsa bana kızmazlar diye. Bizim evde herhalde ilk defa şu an bir kızartma yapılıyor. Ben sana nasıl yapılıyor hiç bilmem. Hiç bilmem. Bunları hep çıkarttın yarın üstüne. Ya bu da kaldı. Olacak. Öyle değil ki gibi tarif gibime geliyor. Ya sen karışmaz mısın? Bir daha mı izlesek? Bir daha mı izlesek? Hayır. Çünkü bak mesela o da ısındı gibime gelmiyor. Öyle isınmayacak çünkü arasında ama eriyecek. Ama etin üstüne koyuyorum. Hayır o bu değil. Bu böyle. Mesela senin tarifin olduğu için senin dediğin gibi olsun. Kötü olursa benimle ilgisi yok. Güzel olursa ben yaptım. Bu iş böyledir. Tamam mı? Güzel olursa bir de sen yaptın. Kötü olursa görmedim, duymadım, benimle hiçbir ilgisi yok. Ama şu güzel sos. Olursa görüyorsunuz hep ben yapıyorum. Ne sos? Chipotle. Yani şunun için, şu antik kontin sos için bu kadar gezmeye değer miydi? Aşkım önce onu ısınması gerek. Biliyorum yavrucuğum ben bilerek öyle şey yapıyorum. Ayırma arasında peynir var yavrucuğum. Sen yapmıyorsun yemeği. Bak dün akşam da bana yaptırdı. Bu akşam da bana yaptırıyor. İnşallah yarın birbirine bir tatlı falan yaparsın bari de ye. 10 numara oldu ha. Birazcık yağ yaptı sağ sola ama. Neyse şimdi hakkını yemedim. Büşra da ortalığı toparlıyor. Sonrasında. Ben de yapıyorum bir şeyler. O yüzden aklını yemem. Benim en nefret ettiğim şey yaptığım şeylerden sonra arkamı toplamak. Özellikle mutfakta. Onu da sen tutar eve gidiyorsun. Kızım sen ne yapıyorsun aşkım? Bunda kaç kat peçete var? Bir. Soru mu bu? Berk altı macun sağ olsun. Tamam ben de macunum ama bu yağ nasıl çekecek bu? Komple tava da yağ olur. İki kat koyayım madem. Evet bak ben de macerim. Bazı konulara macerlık yap. Hadi üç olsun mesela ama. Mesela bak macerlığı nerede yap biliyor musun? Her gün trend yolda aldığın şeylerde macerlık yap. Macerlığı kağıt havluda yapma. Dur onları yapacağım en son. Yardım ediyorum. Aşkım. Yardım etmek de suç görüyorsunuz. Yardım etmek de suç. Baba bunları sana veremeyiz. Bu kadar da değil. Abartma istersen. Biz de bir doyalım. Ben bir kere bakın size ne anlatacağım. Ben şimdi çok küçüğüm bir keresinde. İlk defa anneme tatlı yapacağım. Bir tane tarif buldum ama nasıl değişik bir tarif. Böyle hamuru böyle kızartıyorsun, sonra şerbetliyorsun falan böyle çok değişik bir şey ama ben de o sıralarda... O bizim tabirimize lokma tatlısı oluyor. Böyle tatlı nefes olmuşlar, neyse onu anlatırım da sonra ben ortada toparlamak... Hamurla şerbet diyorsun, kötü olma ihtimali yok ki onun. Ortada toparlamak için o kızgın yağ koy lavaboya açtırıyor. Hiç bilmiyorum ben kızgın yağ sıkıyorum. Şu detaya dikkat edin anne, ben bir şey yapıyorum. Yalama için o. Bak böyle olacak işte. Ama ben yaptım ya, böyle. Başında duruyorum 2 saattir. Neyse. Sonra ben o kızgın yağ, o suyu koy, o bir patla. O gün de evde temizlik var, her yer temizlenmiş, mis gibi. Patlayınca her yer yağ ol. Sonra temizlikçi abla bir geldi, bir gördü. Dedi ki, vay başıma gelenler. İşi bırakmadıysa iyi.
bırakmadı. Sonra annem geldi ama her şey de elimde çünkü tatlı. Bakın annemi arayıp arayamam şimdi, telefonum orada. Nerede? Duruyoruz şimdi annemi. O size söyleyecek her şeyi. Gerçekleri size anlatacak. Efendim? Şimdi şeyi anlatır mısın? Hani ben küçükken bir tatlı yapmıştım. Böyle kızın yağda, sonra ev patlamıştı ama o tatlı nasıl olmuştu? Onu bize bir anlatır mısın? Olağanüstü güzel olmuştu. Evet. Herkes bayılmıştı. Teşekkür ediyorum bu yorumun için. Öpüyoruz seni. Hoşçakal. Öpüyoruz beni. Ben de. Şimdi bu dürümleri sardık. Onları da biraz böyle alt üst döküm tavada bir halledelim. Geliyoruz. Yani bu yemeğin... Şimdi şöyle bir şey var. Biz birazcık kolaya kaçtık. Çünkü bu yemeğin kötü olma şansı yok arkadaşlar. Yani patates, ketçap, marız, yani bu kötü olamaz. Ya bu tamamen benim patso sevgimden yola çıkarak bir de Eser abinin videosunu izledikten sonra yola çıkarak. Aslında ben bu kadar sağlıksız beslenen bir insan değilim. Tabii tabii. Hiç değil. Ben gerçekten kızartma yemem. Tabii canım hiç. Ekmek hiç, yemem. Hiç. Sosis. Hiç yemem. Böyle şeyler ben kullanmıyorum. Ama bugün videonun hatırına cheat day. Şimdi tabii ki biz bu tarife uydurmadık. Yani aldığımız için utandık da idare. Keşke ismini araştırsaydım. Eser Bey. Eser Bey'den. İç işte. Sandık İki Bey. Dünyanın, Türkiye'nin en iyi şeflerinden. Evet. Çok seviyoruz kendisini. Sakın böyle söyledin ya, ben değil de İbrahim çok seviyor. Yanlış anlaşılmasın. Vallahi izleyip az acıkmadım. Şimdi Sandık İki Bey'in tarifinden de ben bir fotoğraf... Sandık İki Bey ne ya? Adını öğren bari. Söylüyoruz burada. Eser herhalde. Yanlış söylemek de istemiyorum. Eser Bey'in tarifindeki fotoğrafı da ben şimdi alıp şuraya bırakacağım. Bakalım benzedi mi? Aşkım. Görüntüsü benzemese ne de. Ne kadar benzettin mesela. Görüntüsü benzemese de. Hı. Oldu mu? Son haline geldi mi? Evet şu an geldi. Evet, nasıl bir şey oldu sence? Yemek oldu. 10-10. 10-10 bir yemek oldu bence. Yani içinde sosis, patates, lavaş, mayonez, ketçap, cheddar olan bir şeyin kötü olmasını ben beklemiyorum zaten. Nasıl oldu anneciğim yemeğimiz? Hı? Nasıl kokuyor? Onu. Babacı. Babacı mı böyle? Evet. Bir yıl sonraki ilk videomuzun sonuna geldik. Ben manevi destek sağladım. Ya da... Biz baba kız yaptık yemeği. Evet. Ben şimdi tadımını yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Zaten beğeneceğim yani. Birazcık tıkladım da patates falan güzel olmuş. Yüksü gelmiş benim kısmım. Evet. Benim kısmımın yüksü gelmiş. Anneciğim sen kapat hadi videoyu. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. O önemli. Evet. Kızım gitti. Ver çocuğum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.